İnceleme videolarımız Intel i7 8700K'lı Asus ROG Maximus 10 Hero anakart ve Asus GTX 1080 Ti Strix ekran kartlı test sistemimizde işleniyor. Asus'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Herkese merhabalar, ben Burak Şold ve bugün birazcık daha farklı bir videoyla karşınızdayım. Başlıktan da gördünüz, kırılan bir telefonun arkasını nasıl kaplarız, bu kusuru nasıl örteriz? Bu konuda bir video ile karşınızda olacağım. Şimdi öncelikle bu telefona gelmeden önce görmüş olduğunuz üzere kaplanmış hali elimde. Bu telefona geçmeden önce benim birkaç ay önce uzun kullanım incelemesini yayınladığım bir telefon S9 Plus'a gelelim. Bu telefon normalde siyah bir telefon ve ben bu telefona kaplama uyguladım. Videoda söyledim işte kaplama uyguladığımı. Sonra yorumlar kısmında inanılmaz sayıda ya kardeşim sen bu kaplamayı nereden aldın? Nasıl uyguladın? Biz de alsak mı? Nereden alabiliriz? Bir zararı bir şey var mı? Çıkardığında ıskalıyor mu? Bu tür bir sürü soru geldi. Dedim ki ben de bunun üzerine bununla alakalı bir video hazırlayayım. Ama bir yandan da elime kırık bir iPhone geçti. Arkadaşlar bu iPhone düşmüş. Köşeden güzel hasar almış ve temperli cam kırılmış. Ben de çiziklere, kırıklara inanılmaz gıcık olan biriyim. Aklım inanılmaz takılıyor. Ekranda en ufak bir çizik olsa hani birisi görse elimde telefonu dese ki ya Burak kardeşim hayırlı olsun telefonun güle güle kullan. Yani ben gösterip derim ki kardeşim şurasında bir çizik var hiç de hayırlı değil falan. Yani benim gerçekten moralimi bozuyor bu çizik ve kırıklar. Özellikle kırık. Benim işleyebileceğim bir şey değil. Sonra gittim dedim ki tamir ettireyim ben bunu. Ekranını yaptırayım, işte arkasındaki kırığı hallettireyim. Apple'ın tamir ücretlerinin olduğu bir sayfa var oraya baktım. Baktım ki bu iş benim boyumu aşar. iPhone'u ben tamir bile ettiremem. Öyle gözüktü. Dolayısıyla dedim ki bunun üzerine biz bir şekilde örtelim. Yani S9 Plus'taki kaplama aklıma geldi ve ben böyle bir kaplama aldım. Bu kaplamayı AliExpress'ten ve Cirbest'ten satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ülkemizden de satın almanız mümkün. Ülkemizde de bunları satanlar var. Çok pahalı şeyler değiller. AliExpress'ten, Cirbest'ten alırsanız tabii 1-2 dolara bile bunları temin edebiliyorsunuz. Kaliteleri değişir birbirinden birbirine. Hatta bu işin menbaı aslında Dbrand. Dbrand'den alırsanız en kalitelerini alırsınız aslında ama işte 15 dolar, 20 dolar. Yani önce Çin'den bir tane alıp denemek veya ucuz bir tanesini alıp denemek, hoşunuza giderse iyisini almak bence daha mantıklı geliyor bana. Dolayısıyla ben ülkemizden bir tane örnek aldım öyle çok uzun sürede gelmesin diye. Ve telefonuma uyguladım. Kırığı örttüm mü örttüm. Ama bu süreci anlatmak istiyorum size. Nasıl yapılıyor? Yapması zor mu? Uygularken ne tür tüyolar var? Ne tür püf noktalar var? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle aldığımız kaplamanın bir paketini açıyoruz. İçinden kaplamamız çıkıyor. Bir tane ıslak mendil, bir tane de kuru mendil çıkıyor. Bunlar öyle çok güzel solüsyonlu bezler değiller. O yüzden kendiniz de herhangi bir ıslak mendille temizleyebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Kuru bezle temizlediniz ya, kurutuyorsunuz bir güzel. Üzerinde hiçbir şekilde tümsek oluşturacak kir, tüy bir şey kalmamasına özel gösteriyorsunuz. Kırık kısımları da mümkün olduğunca hani parçalarını alıp tümsek hani girinti çıkıntı olacak şeyleri oradan temizlemeye çalışabilirsiniz. Alırsanız kapladığınızda daha güzel bir görüntü ortaya çıkar. Sonra bu kaplamayı ne yapıyorsunuz? Bu kaplama bütün gövdeyi kaplayacak. Kaplamalardan biri. Bir kısmı mesela sadece o camın olduğu kısmı kaplıyor. Bu bütün gövdeyi kaplıyor. O da orada güzel bir karar vermeniz gerek. Bütün gövdeyi kaplıyorsa uygulaması biraz zor. Ortaya çıkan görüntü daha güzel. Sadece camı kaplayacak olanlarla da onlarda da güzel bir görünüm ortaya çıkıyor ama uygulaması çok daha kolay onların. Çünkü ısıtıcıyla vesaireyle uğraşmayacaksınız. Bunda bazı kısımları ısıtarak uygulamanız gerekecek. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle bunun bir hizalamasını yapacağız. Öncelikle o beyaz malzemeden ayırıyoruz kaplamayı. Kaplamayı ayırdıktan sonra ilk hizalamamızı yapacağız. Bu çok önemli. İlk hizalamayı düzgün yaparsanız ortaya çıkacak şey de düzgün olur. Yapamazsanız yamuk bir şey ortaya çıkar. Apple logosuna göre, kameraya göre veyahut ızgaralara göre ki benim tavsiyem bu hoparlör mikrofon ızgarasına göre yapmak. Bunlara göre ilk hizalamasını yapıp tuturduğunuz kaplamayı. Bundan sonra yani çok yanlış yapmadığınız sürece güzel bir görünüm ortaya çıkacak. İlk hizalama önemli. Hizalamayı yaptınız. Yavaş yavaş parmağınızla beraber yaymaya başlıyorsunuz kaplamayı. Çok ince bir malzeme olmadığı için arada öyle hava kabarcığı da kalmıyor. O konuda bir sıkıntı yaşamayacaksınız büyük ihtimalle. Tabi aldığınız ürüne göre kalitesine göre değişir. Bir kısmı stretch film gibi oluyor. Bir kısmı da gerçekten böyle kaplama, kalavi bir kaplama oluyor mesela biraz kalınca. Onda hiç hava kabarcığı kalmıyor. Bu da öyle bir malzemeydi. Hiç hava kabarcığı kalmadı. Uyguladınız. Kamera çıkıntısına güzel denk gelecek şekilde işte Apple logosunun güzel denk gelecek şekilde
İlk kısmı atlattınız. Burada bir sıkıntı yok. Buraya kadar zaten daha kolay olay. Sonrasında bir tane saç kurutma makinesine ihtiyacınız olacak veyahut ısı verebilecek herhangi bir şey, ama saç kurutma makinesi hepimizin evinde vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi bu kısımlarda işte işçilik ortaya çıkıyor. Orada detay çalışmanız gerekecek. Önce yapıştıracağınız köşeyi, o parçayı ısıtıyorsunuz. Isıtır ısıtmaz zaten o şey yapmaya başlıyor. Hemen böyle bir esniyor, genişliyor, genleşiyor. Yapışacak hale geliyor, şekil alacak hale geliyor. Parmağınızla yavaş yavaş birleşme noktalarından da düzgün olacak şekilde yapıştırıyorsunuz. Diyelim ki yapıştırdınız, arada boşluk kaldı. Ne yapacağım şimdi ben? Gitti mi bu kaplama? Yok, gitmedi. Hiç korkmayın. Hemen saç kurutma makinesini tekrar tutun. O zaten tekrar böyle şekil alabilecek hale geliyor. Ne yapıyorsunuz yine? Tekrar uyguluyorsunuz. Bir daha bozuldu diyelim. Yine saç kurutma makinesiyle uygulayın, şey yapın. Veya arkadaki kaplamayı yanlış taktığınızı fark ettiniz, hizalama olmamış. Çıkartın arkadaşlar. Tekrar, yani çıkartırken yine biraz ısıtın. Çıkartın, tekrar yapın. Bir de hani bu süreçte ısıtıyoruz. İşte bunların ekranı OLED. Mesela iPhone'un ekranı OLED. Bir sıkıntı, bir şey olur mu OLED ekrana? Arkadaşlar çok uzun süre ekrana veya kasaya, gövdeye ısı uygulamayacağınız için sıkıntı olmayacak. Yani en fazla 2-3 saniye ısı tutuyorsunuz, o zaten malzeme yapışacak hale geliyor. Sonra yavaş yavaş parmağınızı uyguladınız. Birleşme noktaları birbirine denk geldi mi? Geldi. Bütün köşelerde bunu uyguluyorsunuz teker teker. Ve mesela benim elimde ortaya çıkan sonuç, hani butonların hizalaması da fena olmadı. Daha doğrusu hatta birebir oldu. Sonra kamera çıkıntısına bakıyorum. Orada belki biraz kaymış gibi. Orada sanki kaplamanın ölçeğinde bir sıkıntı olmuş gibi geldi bana. Çünkü ben kaplamayı çok güzel yaptım gibime geldi. Heh, şimdi sıkıntı olan kısmı neresi? Üst köşe çok güzel oldu. Birleşme noktalarını hatta ısıtıp parmağınızla böyle iki noktayı birleştirince birbirine bütünleşiyorlar gibi oluyor. Çok daha güzel bir görünüm ortaya çıkıyor. Tek parçaymış gibi oluyor uzaktan baktığınızda. Ama ne oldu? Şimdi o kırık kısımda herhalde girinti çıkıntıdan tam uçları bir araya gelmedi. Belki ısıtsam, biraz genleştirsem sorun çözülecekti ama o kısım çok birleşemedi. Girinti çıkıntı, kötü bir görünüm var mı? Yok. Kaplama o kısmı tamamen örttü. Artık yani ben rahatım. O kırığı görmeyeceğim. Biliyorum orada olduğunu. Yine beni o şekilde rahatsız ediyor ama en azından artık gözükmeyecek. Heh. Kırığı kapadık mı? Kırığı kapadık. Güzel bir görünüm de sağladık mı? Sağladık. Bu birazcık daha tırtıklı bir malzeme. Daha böyle koyu tonlarda, işte bu askeri kamuflaj tarzında bir görüntüsü var. Şimdi bu tırtıklı malzeme benim çok hoşuma gitmedi yalnız. Tutuculuğu arttırıyor ama ben tutuculuğu arttırsın özellikle çok istememiştim. Hani görünümle alakalı, kapamayla alakalı. Tırtıklı yapı herkesin hoşuna gitmeyebilir. Pürüzsüz kaplamaları da kullanabilirsiniz. O konudaki tavsiyem o. Ve baktığımda güzel bir tasarımsal bir şey de kazandırdı bizi. Bizim bir sorunumuza deva da oldu. En nihayetinde uyguladık, ucuza hallettik, kırığın üzerine örttük. Sizce nasıl gözüküyor? Bu konudaki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hani diyelim ki sonradan canınız sıkıldı, bunu istediğiniz gibi çıkartabiliyorsunuz. Leke iz de bırakmıyor. Yine bir köşesine bir saç kurutma makinesi tutun. O zaten hemen esneyecektir, çıkartın alın üzerinden. Ha, kırık parçaları da almaya çalışacak mıdır? Tabii yapışkan almaya çalışabilir. Onda hani ufak bir uyarıda bulunmuş olayım. Böylelikle sizlerle beraber birazcık daha farklı bir video çektik ve hani bu kırığın üzerine nasıl örteriz, ufak tefek kusurların üzerine nasıl kapatırız ucuza, bunu görmüş olduk diye düşünüyorum. Umarım işinize yaramıştır. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Kaplamayla alakalı veya herhangi bir şey hakkında sorunuz olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz, sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Mutlaka cevaplandırıyor olurum ben. Ve evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum, kendinize iyi bakın.